Çalışma Bakanı, işçilerin alın teri Taksim'e sığmayacak kadar büyüktür. Evet, işçilerin alın teri çok büyüktür. İşçilerin alın teriyle yükselen bu ülkede herhangi bir parti, herhangi bir partinin temsilcisi ya da herhangi bir bakan işçilerin, emekçilerin bayramını istedikleri yerde kutlamasına engel olamaz. Olmamalı. Hiç kimse kendisini, alın terini akıtan işçilerin, emekçilerin üzerinde görmemeli. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Altı üstü bürokratsınız, bakansınız, siyasetçisiniz. Yıllara dayanan, on yıllara dayanan ve bundan sonraki yıllarda da işçilerin, emekçilerin alın teri üstünde yükselecek bu ülkede hiç kimsenin emekçilerin 1 Mayıs'ını, bayramını kutlamaya engel olma hakkı olmadığını bir kez daha söyleyelim. Sinan Ateş iddianamesine geçeceğiz şimdi. İddianame tamamlandı. Uzun zamandır bu iddianame bekleniyordu. İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktıkça elbette üzerine daha çok konuşacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü en başından itibaren, bu cinayetin işlendiği andan itibaren hep bir el ya da birkaç el hep bu dosyanın üzerinde bir gölge oluşturdu. Dosyanın büyümesi, genişlemesi, özellikle siyasi alana nüfuz etmesinin önündeki engel toplumun gözü önünde kendisini gösterdi. O elin sahibi de bilinmiyor mu? Aslında biliniyor. Biliniyor da onu ortaya çıkarmak, o eli tutup çekmek ve bu davaya dahil etmek savcıların işiydi. Yaptılar mı? Göreceğiz. Ama muhtemelen içinde bulunduğumuz siyasi konjektürde muhtemelen bu dosyanın açıldığı kadarıyla sınırlı tutulup bunun üzerinden devam etmek isteyeceği, isteneceği değerlendiriliyor. Dediğim gibi iddianameyi gördükten sonra daha net yorum yapmak mümkün olacak. Sonraki döneme, yani meşrutiyetten sonra bu dönemin verilen ad olduğunu söylemiştik. Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede 22 kişi hakkında tasarlayarak öldürme suçundan hapis cezası isteniyor. İddianame Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse önümüzdeki günlerde bir duruşma günü belirleyecek. Böylece dava süreci başlayacak. Hanımefendiler, beyefendiler. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Motosikleti Vedat Balkaya'nın kullandığı, cinayeti de Eray Özyağcı'nın işlediği belirlenmişti. Soruşturmada tetikçilerin yanı sıra eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalem müdürü Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklu bulunuyor. Ahmet Yiğit Yıldırım ve Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu. MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep'le iki özel harekat polisi de tutuklular arasında. Sinan Ateş cinayeti soruşturması bir türlü tamamlanmaması nedeniyle eleştirilirken aynı zamanda değişen savcılarıyla da gündeme gelmişti. Savcı Ayhanay, Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına aldırmak istemesi üzerine izne çıkarılmıştı. Demirbaş, dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde saklanırken gözaltına alınmıştı. Dosyada şu ana kadar 3 savcı değişti. Dava açılması bir dosyanın tamamlanması.